evlenmeden önceki hayatıma çok benzer bir hayat sürüyorum. Tabii elbette şöyle bir fark oluyor. Mesela biz bu insansız hava aracını Bayraktar TB2 ilk defa mühimmatlarla denediğimizde, ondan önce İHA olarak uçuyordu, silahı yoktu. 2015'te Aralık ayıydı. İlk atışı böyle yaptığında hedef tahtasına vurduğunda bütün gazetelerde manşet oldu. Böyle harika bir olay olduğu için Türkiye için hepsinde. Sonra ben 2016'da evlendim eşimle. Ondan sonra böyle şeyler yaptığımızda bazı basın da hiç haber olmamaya başladı. Hatta işte iftiralar, zaman zaman karalamalar yaşadık. Maalesef işte politik dünyanın karalamalarına maruz kaldık. Ama elbette biz, benim için işte evlenmeden önce de tabii 20 senelik bir mücadeleden bahsediyoruz. Ufacık bir hava aracıyla başladı bizim çalışmalarımız. Türkiye'nin ilk insansız hava aracını yaptık. İşte evlenmeden önce Bayraktar TB2 yaptık. O 14 sene sonunda aşağı yukarı Bayraktar TB2'yi yapabildik. Hep mücadeleyle geçti. Evlendikten sonra da yine aynı şekilde oldu. Tabii biraz daha magazin tarafı oluyor. Erdoğan'ın damadı olduğunuz için. Ama şunu söyleyebilirim. Ben hayatta sahip olabileceğim en iyi ahlaklı, en iyi eşe sahibim. Ve çok mutlu bir ailemiz var. Çok güzel bir kızımız var. Ve kayınpederim de, babam rahmetli oldu. Aynen öz babam gibi yakın, sıcak ve aileye değer veren bir insan. Bu anlamda kendimi çok şanslı görüyorum. Herkese böyle, Cenab-ı Mevla böyle bir aile nasip eylesin. Böyle aile değerlerinin kuvvetli olduğu bir ortamda yaşıyoruz. O açıdan evet, her şeyin sizin sorduğunuz gibi zorlukları da oluyor. İşte sorumlulukları da, Erdoğan'ın damadı olduğum için bazı sorumluluklarım da daha fazla oluyor. Daha dikkatli olmam gerekiyor toplum içindeki. Her şeye çok daha fazla dikkat etmem gerekiyor.